Merhaba sevgili VOA Türkçe izleyicileri. Seçime artık saatler var. Yarın bu zamanlar seçim başlamış, hatta yarılanmış olacak. Bugün de seçim yasaklarına saatler kala artık partiler son mitinglerini yapıyor. Seçmenlerine son mesajlarını vermek üzere toplanıyor. Biz de Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin mitingini izliyoruz. AKP'nin Demokratik Partisi'nin yerine seçime girecek olan Yeşil Sol Parti final mitingini Diyarbakır'da her zaman mitinglerin yapıldığı istasyon meydanında yapıyor. Miting birazdan başlayacak ancak kalabalık alanda toplanmaya başladı. Biz de az önce alanda insanlara mikrofon uzattık. Ve herkeste bir heyecan ve bir umut olduğunu gözlemledik. Bunu dile getiriyorlar. Umut bazı bir şeylerin değişeceğine dair, heyecan da sonuçlara dair. Bu heyecanları mikrofonlarımıza dile getirdiler. Benim dikkatimi çeken bir sloganı sizinle paylaşmak istiyorum. Selo'ya özgürlük sloganı. Bu özellikle çok atıldı bu alanda. Selo, herkesin bildiği gibi eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirtaş'a yönelik eleştirilerde sık sık ona Selo diye hitap ederdi. Bu sloganla zannedersem ona bir gönderme olacak. Şimdi miting alanında yanımda Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı, Diyarbakır milletvekili adayı Sayın Cengiz Çandar var. Seyircilerimiz Cengiz Bey'i yakından tanıyorlardı. Türkiye'nin tanınan bilinen gazetecisi. Mikrofonu kendisine uzatacağız. Efendim, Diyarbakır'ın adayı olmak nasıl bir şey? Olağanüstü bir mutluluk duygusu. Aynı zamanda da bir aydır buradayım ben. İnsanlarla ilişkilerinden edindiğim duygu aynı zamanda da olağanüstü bir sorumluluk duygusu. Burası çok özel bir yer. Dünyada eşi bulunmayan bir yer. Bu şehri, bu ili temsil etmek benim için büyük bir onur. Artık kendimi buraya ait hissediyorum. Fakat burası Türkiye'nin çok çile çekmiş, çok baskı görmüş, hala da bütün bunlar devam eden en önemli noktası. O yüzden de bu şehri temsil etmek bir onur ve mutluluk olduğu gibi büyük bir sorumluluk. Şüphesiz. O yüzden zaman her ay buraya en az bir kere gelmeyi gerekli görüyorum. İnsanlara ait olduğumu, onların isteklerini, arzularını anlayabilmek için, bunları görmek için seçim kampanya sırasında da her yerde özellikle altını çizerek söyledim. Biz bu şehri temsil edeceksek, bu şehrin iradesini temsil eden seçilmiş insanları demir parmaklıklardan çıkartıp buraya geri getirmek birinci işimiz. Başta Selahattin Demirtaş ve diğer bütün herkes. Heyecan var mı? Heyecanlı mısınız? Yani Türkiye'deki şu andaki bütün veriler, bütün göstergeler Tayyip Erdoğan'ın gideceğini gösteriyor. Onunla birlikte de AKP-MHP rejiminin de gideceğini gösteriyor. Tabi yepyeni bir dönem açılacak. İki heyecan var. Nasıl gidecek? Onu görmeyi merak ediyoruz. Gitmek istemediğini biliyoruz. Gitmeye nasıl mecbur olacak? Onu göreceğiz. İşte yeni bir dönem açılacak. Bu ister istemez bir heyecan yaratıyor.